Merhaba. Bu derste WordPress'in olmazsa olmazlarından biri olan temaları düzenli alanla anlatacağım. Ama teferruatına girerek anlatmayacağım. Bu tema meselesi çok daha ayrıntılı bir iş aslında ve siz temaları düzenlemek için farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Bakın mesela örneğin bazıları temalarını WordPress üzerinden düzenler. Burada hazır şablonlarını CSS stillerine WordPress üzerinden düzenler. Buradaki ayarları rahat bir şekilde sanki Word dosyasında değişiklik yapıyormuş gibi düzeltme ya da bozma seçeneğine sahipsiniz. Tabii şunu unutmayın. Eğer siz temaları düzenlemeyi niyet etmişseniz veyahut bozsam da bir şey yapsam da ben bir şekilde öğrenmek istiyorum. Deneme yanılma yolu öğrenmek istiyorum diyorsanız mutlaka temanızın yedeğini alın. Önce işlem yapmadan tutun temanızın yedeğini alın. Çünkü bu alanlarda bir tane hata bile sizin koca temanızı mahvedebilir. O yüzden sessiz olun, baştan işe sıkı tutun. Pekala. Temaları mesela WordPress üzerinden düzenlendiğini söylemiştim. Notepad artı artı programıyla düzenlendiğini söylemiştim. Bu alandan temalarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin ben tema düzenlemede Dreamweaver'ı çok seviyorum ve size dersler bittikten sonra son derslere doğru Dreamweaver üzerinden WordPress sayfanızı düzenlemeyi göstereceğim. Bu güzel bir şey. Çünkü bu kodların içinde insan inanın kaybolabiliyor. Mesela ben size üst kısım seçeneğini atacağım birazdan. İnsan gerçekten de PHP'ye hakim olmazsa, HTML'e, CSS'e hakim olmazsa başına gerçekten iş gelebiliyor bu alanlarda. Dreamweaver ise WordPress'i entegre ettiğinizde, birleştirdiğinizde size kolaylık sağlıyor. Onun püf noktalarını size göstereceğim. Yoksa temalar ayrı bir ders, ayrı bir video olarak karşınıza çıkıyor. Şuraya bir göz gezdirelim. Bakın şunlar mesela CSS dosyası. CSS Cascade Style Sheet basamaklandırılmış stil sayfaları. Cascade birçok kişi Cascade'yi görmezden gelir. Aslında Cascade basamaklandırılmış demek. Bu internet sayfasında stil hazırlarken çok işinize yarıyor. Yoksa stil sayfaları güzel bir seçenek ama Cascade'yi unutuyor birçok insan. Örneğin bakın bunlar CSS'de yorum satırları. Bunlar nasıl desem tarayıcı bunları dikkate almıyor. Devam ediyorum. Bunu hazırlayan kişi evrensel bir reset atmış. Bazı browserlarda farklı gösterilmemesi için. Dikkat ederseniz bu alanda köşeli parantezler açılmış ve kapanmış. Body seçeneği, gövde seçeneğinde diyor ki font ailesi Verdana. Eğer karşı tarafın bilgisayarında Verdana yazı tipi yoksa Java yazı tipi yoksa Sans Serif yazı tipini kullan diyor. Ama öncelikli olarak Verdana kullanılıyor benim internet sayfamda. Font size da yazının boyutu da 13 piksel olacak diyor. Buradan mesela şurada A-Hover. A link demek. Anchor'dan türetilme. Text Decoration Underline. Yani diyor ki fare ile kişi linkin üzerine gelirse linkin altına çizgi çıksın diyor. Şu underline çizgi demek. Bakın göstereyim. Ben linkin üzerine geliyorum. Gördüğünüz gibi altta çizgi çıkıyor. Pekala mesela şuradan üst kısma bakalım. Üst kısım alanına bakalım. Üst kısım alanında işte işin içine PHP girdiğinde biraz karman çormanlık oluyor. Siz buralara göz gezdirerek bazı şeylere 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsiniz. Mesela diyor ki JavaScript'te bloginfo template URL'den bu da JavaScript klasöründeki menü.js dosyasından alınma diyor. Siz eğer burada herhangi bir değişiklik yaparsanız başınıza iş alabiliyorsunuz bazen. Koca tema mahvolabiliyor. Buradan gerekli fonksiyonları rahat bir şekilde buluyorsunuz. Mesela şuradan bloginfo'ya, get bloginfo seçeneğine gelelim. Buna basıyorum. Bulan aslında bu yani onunla ilgili belgeleri buluyorsunuz. Devam edelim. Düzenlemek istediğiniz temanız buradan seçebiliyorsunuz. Kaç tane temanız varsa burada çıkacaktır. Mesela benim hatırlarsınız temalar konusunu izlediyseniz 4 tane temam vardı. 4 tane temadan da seçip işlem yapabiliyorsunuz. Dosyayı güncelleye bastığınızda burada yaptığınız değişiklikler güncellenir.